Kobani'deki işgal girişimine IŞİD vahşetine karşı tepkiler 6 Ekim'de değil 16 Eylül'de başlamıştı. Türkiye'nin her tarafında ve dünyanın her tarafında IŞİD'e karşı Kobani halkıyla, Kürt halkıyla dayanışma eylemleri yürüyordu. Açıp Google'dan bile tarasanız Kobani protestolarını 16 Eylül'den itibaren yoğun yaşandığını göreceksiniz. Diğeri de tabii ki 6 Ekim'de bir çağrı var ama 6 Ekim'de çağrıdan önce protestolar İstanbul'dan İzmir'e, İzmir'den Antalya'ya, Antalya'dan Diyarbakır'a her tarafta IŞİD vahşetine karşı insanlar protesto eylemlerindeydi ve bu protestolarda tek bir taşkınlık ve ölüm yaşanmadı. Yaralama yaşanmadı. Çünkü orada tek bir amaç vardı. O kapının açılması ve Kobani halkına yardım ulaştırılmasıydı. İnsani yardım koridoru diyorduk o zaman ve bunun için eylemler vardı. Fakat birileri Cumhurbaşkanı Kobani düştü düşecek dedikten sonra ve özellikle Varto'da ilk cinayetten sonra, polisin işlediği cinayetten sonra olaylar artık önü alınamaz hale geldi. Paramiliter güçler, Hizbullahçılar, kontralar, her türlü yasa dışı oluşumlar sahneye çıktı ve bu cinayetler işlendi. Buna hepimiz tanıklık ettik aslında. Bazılarımız yakın ettik, bazılarımız uzaktan tanıklık ettik. Ve şunu en son söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Dünyanın her yerinde de, Türkiye'de de eğer bir ülkede ölümler engellenememişse bunun tek bir sorumlusu vardır, iktidardır. Yönetenlerdir. Objektif sorumluluğu vardır. Diğer sorumlu kimdir? Tabii ki tetiği çekendir. Öldürendir. Katledendir. Ona yardım edendir. Şimdi burada iktidar ben hiçbir şey yapmadım diyor. Halbuki önlemedi. Önleyemedi demiyorum. Önlemedi. Askerleri sokağa indirdi. Diyarbakır'da, Adana'da, her yerde. Ama o cinayetlerin işlenmesini önlemedi. Şimdi ayrıca 29 Ekim'de peşmergeler gitti. Vekilimiz söyledi. Ve çözüm süreci devam etti. Başbakanla, iktidarla, partimiz arasında görüşmeler devam etti. Böyle bir iddia yoktu. 28 Şubat'ta olaydan 7-8 ay sonra, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat 6 ay sonra Dolmabahçe mutabakatı imzalandı ya. İki taraf, Davutoğlu'ydu o zaman, Gelecek Partisi'nden de burada milletvekilleri var. Dolmabahçe mutabakatı imzalandı. Bir yıla karar Kobani protestoları tartışılmadı. 8 ay sonra bir yıl içinde savcı usulen bir soruşturma başlattı. 8 ay sonra düğmeye basıldı ve Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, çünkü seçime gidiliyordu 7 Haziran seçimlerine. Bunun üzerinden propaganda çalışmaları başladı ve maalesef tek isim üzerinden propaganda yapıldı. Yasin Börü'nün cinayeti üzerinden bir propaganda yapıldı ve partimiz ötekileştirildi. Bir kere o olaylarda yaşanan bütün ölümlerden çok büyük acı duyuyoruz. Hepsine defalarca başsağlığı diledik ama birileri sadece bir kişiye başsağlığı diliyor. Böyle bir dünya var mı ya? Ölenlerin çoğu bizim partilimiz, arkadaşımız, eşimiz, dostumuz, üyemiz, yöneticimiz. Bunların katilleri araştırılmadı. Ve çok söyledim, bir daha söyleyeyim. Yasin Börü dosyasıyla Demirtaş dosyası, Kobani dosyasının birleştirilmesi talebi defalarca mahkemeden ve Yargıtay'dan reddedildi. İlliyet bağı yok dendi. Bir kere yargı kararı var fakat buna rağmen siyasi propaganda son bulmadı. Çünkü buna ihtiyaçları vardı. İktidarın buna ihtiyacı vardı. Kobani davası üzerinden defalarca seçim kampanyası yapacaktı. 2015, 2016, 2018, 19, 23 ve 24 yıllarında seçim kampanyasının temel mottosu işte bazı arkadaşlarımızın, eş başkanlarımızın ismi etrafında bir suçlamaya, bir kampanyaya, bir kutuplaştırmaya dönüşülüyor. Peki burada bu davanın gerçekten hukukla ilgisi var mı? Bir gün onu da tekrar anlatacağım. Hukukun H'si yok. Bu baştan sona organize edilmiş, organize bir pratik olarak önümüzde duruyor. Ne yargılayanlar mahkeme gibi yargılıyor, ne deliller o şekilde toplanıyor, ne de ortada bir dava var. Nereden mi çıkardınız diyeceksiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı, IŞİD'in kaçırdığı kız çocukları için davalara müdahil olmuyor da, Kobani davasında mahkeme heyeti davet ediyor ya. Gelin davaya müdahil olun diyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, yarın değil öbür gün IŞİD'in kaçırdığı kız çocuğunun davası var. Neden sahip çıkmıyorsun ona? Geliyorsun, Kürtler söz konusu olunca hemen müdahil oluyorsun. Bu dava Kürtlere karşı ve dostlarına karşı açılmış bir davadır. Şu anda tutuklu 17 arkadaşımızda hem Kürtler var, Türk arkadaşlarımız da var, HDP'lilerdir hepsi. Onlar da Kürtlere dost olduğu için, partimizde olduğu için yargılanıyorlar. Çünkü Kobani davasıyla siyaset tasfiye edilmek istendi. Çok anlatacağım şey var, Ayhan Bora Kaplan'ı bilirsiniz. Bu davanın bir savcısı var. Bu ara çok önemli bir konu var, tekrar tartışılıyor. Sinan Ateş dosyası. Diyeceksiniz ki ne alakası var? Çok alakası var. Şöyle ki, öyle bir savcı var ki o kadar güzel işler çıkarıyor ki, ne diyeceksiniz, tırnak içinde tabii ki. Kobani davasında 2018 yılında geldi, ikinci davayı açtı, gizlilik kararı koydu, uzaya kadar tanık arayışına girdi, ikinci tutuklama kararını verdirdi. Aynı savcı buranın emniyet müdürüyle yakın ilişki içinde görevden alındı. Ankara Emniyetinde 10 emniyet amiri görevden alındı ve bu savcı şu anda Sinan Ateş dosyasının koordinatör savcısı. Çünkü her istenileni amaca uygun bir şekilde yerine getiriyor. İşte organize iş dediğimiz, planlanmış dediğimiz bir de böyle bir yönü var. Ben Türkiye'nin tamamına söylüyorum. Bu savcının
yaptığı hiçbir işin hukukla ilgisi yoktur. Buna ilişkin sayısız örnek verebilirim dava dosyasından. Sadece bir tane örnek vereyim. Not almıştım. Bir gizli tanık Mahir var ve Kerem Gökalp var. İstediğimi isteyen vekile veririm. Ya iki ifade birebir aynı. Hatalar da aynı. Yani noktalama işaretleri kopyalanmış. Savcı uzaya kadar uçan kuşa tanık sormuş. Ve partimizin kapatma davası da işte bu organize edilmiş bu siyasi komplo, intikam, rövanş davasının bir sonucudur. 16 Kasım'da duruşma var. Pardon, Mayıs'ta. Çok az bir süre kaldı ve bu konuda Türkiye'de bir normalleşme adı altında bir tartışmadır yürüyor. Fakat burada Kürtler yine öteki. Kürtler yine görülmüyor. Kobani Kumpas davası yine tartışılmıyor. Ben iktidara ve muhalefete de çağrım var. İki tarafa da. Hakikaten hukukta ayrımcılık çok önemli bir suçtur. Çifte standart çok önemli bir şeydir. İlkesizliktir yani. Şimdi Kobani davasında bu yargılama en çok kimi sevindiriyor biliyor musunuz? IŞİD. O IŞİD çetesi var ya, Kobani'yi alamadılar diye. Tamamlayın Sayın Beştaş. Birileri bu davayı açtı ve IŞİD'lilere ödül verildi bu davayla, bunu söyleyeyim. Ve Kürtler son 100 yılda bir var olma mücadelesi yürütüyor ya. Kobani de bunlardan biriydi. Evet, var olma mücadelesi veriyor. Ve şimdi çocukları katledilen HDP'li anneler ve diğer anneler tanık olarak çağrılıyor mahkemeye. Böyle bir vicdansızlık olabilir mi? Ve anneler vekillerimize bizlere söylüyor, kendi partimiz hakkında şikayetçi olalım diye bizi mahkemeye çağırıyorlar. Muhalefete sesleniyorum, mağdur seçmeyin. Aman ha, ayrımcılık yapmayın. Hukuksuzluk nerede varsa hep birlikte karşısında duralım. Osman Kavala da bizim canımız, Can Atalay da ama Demirtaş da yüksek dağda. Sebahat de Gülten abla da. Hiçbirini ayırmayalım. Hukuksuzluksa hukuksuzluk, ahim kararı ise ahim kararı. Selamlar lütfen. Ve bu ayrımcılık, bu tartışma hali hakikaten Türkiye'ye bir şey kazandırmıyor. Bizim amacımız Bağcı'yı dövmek değil. Kesinlikle değil. Biz hukuka dönün çağrısı yapıyoruz iktidara. Adalete dönün. Hukuka dönün. Aynı kararlarını uygulayın. Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulayın. Dünya ve bütün ülkeler bu kadar yıllık, bir asırlardır hukuku bu hale getirene kadar milyonlarca insan, milyarlarca insan toprağa döndü. Artık hukuka ve adalete dönme zamanı. Arkadaşlarımızı rehinelik durumuna son verin. Onların özgürlüğü Türkiye'nin demokratikleşmesi demektir. Adaletin tesisi demektir. Hepimizin özgürleşmesi demektir. Ve tabii ki diğer tüm haksız yere içeride olanlar için de aynı taleplerimizi yineliyorum. Hepinizi saygıyla...